Merhabalar, Tadımız Tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hem tuzlu hem de karamelize olmuş mısır patlığı tarifini vereceğim sizlere. Öncelikle tuzluyu yapmak istiyorum. Bir miktar sıvı yağını tenceremize alalım ve 4 yemek kaşığı mısırımızı ekleyelim. Tabii ki bu miktarı çoğaltabilirsiniz daha büyük tencere için. 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Ardından kapağını kapatacağım. Kendisi ısındıktan sonra patlamaya başlayacak. Evet, ısındı yağımız ve patlamaya başladılar. Bakın, patlamaya başladıktan sonra ara ara mutlaka sallayın. Eğer sallamazsanız yanmalar olur. Güzel patlaması için mutlaka ara ara sallamalısınız. Karamelize olmuş mısırı ilk defa Kazakistan'da yedim. İlk başta bana değişik gelmişti ama şimdi en çok sevdiğimiz mısır türü. Tabii ki tuzlu mısır da güzel ama karamelize mısırı yedikten sonra, karamelize patlamış mısırı yedikten sonra gerçekten vazgeçemeyeceksiniz. Evet, bu tuzlu mısırımız hazır. Şimdi bunu köşeye alacağım. Karamelize olmuş mısır tarifini vereceğim sizlere. Gerçekten hafta sonu sinema keyfi için çok güzel. Öncelikle tavamıza, tenceremize bir miktar sıvı yağ alalım. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar. Ben 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Ama tadı biraz daha belirgin olsun isterseniz, ki bence daha belirgin olsa daha güzel olurdu, 3 yemek kaşığı ekleyin. Ardından şekerimiz karamelize olmaya başladığında, böyle ısıyla birlikte şekerimizin rengi bakın döndü. Böyle kahverengini aldı. Bu esnada yarım yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağını mutlaka karamelize olduktan sonra ekleyin. Çünkü tereyağı çok çabuk yanan bir yağ. Mısırlarınız yani güzel patlamayabilir. O yüzden karamelize olduktan sonra ekleyin mutlaka. Mısırınızda çok güzel bir lezzet verecektir. Evet. Şimdi bir çay bardağı mısırımı ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Ta ki mısırlarımız patlamaya başlayana kadar kaşık yardımı ile veya spatula yardımı ile karıştırın. Gerçekten harika oluyor. Sizlere film önerisinde de bulunmak istiyorum. Sevimli ve Tehlikeli çok güzel bir filmdi. Türk filmi sevenler için özellikle. Genelde kaliteli Türk filmi çok nadir, çok az bulunuyor. Ama gerçekten böyle sürükleyici bir filmdi. Patlamaya başladıktan sonra üzerine bir kağıt havlu veya peçete, kalın peçeteleriniz varsa veya işte böyle benim gibi mutfak havlusunu koyup kapağını kapatıp patlamaya bırakıyoruz. İlk başta sallanmaz. Ama patlamaya başladıktan sonra, çoğalmaya başladıktan sonra sallanır. Ve ara ara mutlaka bu mısırı patlatırken de tencerenizi sallamayı unutmayın. Güzel bir şekilde kızarması için. Çok çabuk bir şekilde patlıyor. Videoda hiç kesme yapmadım. Göreceksiniz arkadaşlar. Harika bir lezzeti var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sevimli ve Tehlike'yi izlemiştim. Çok beğendik. O filmi izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi izleyeceğim filmde Aşk Laftan Anlamaz. Yorumlar güzeldi. Bakacağım. O filmi izleyenler varsa yorum olarak ekleyebilir. Ve Sevimli Tehlike'yi de izlediyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl bulduğunuzu. Film önerilerinizi bekliyorum. Evet. Popcorn deniyor. Hazır. Çok güzel karamelize bir şekilde patladılar. Evet arkadaşlar, sizin de film önerilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı. Biliyorsunuz ki yorumları tek tek okuyorum. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki yeni güzel tarifte görüşmek üzere. Şimdi size tuzlu ve karamelize olmuş mısırlarımı göstereceğim. Servislerimi. Bu arada ben size hep Türk film önerisinde bulundum. Yabancı film önerileriniz varsa, güzel, gerçekten film bulmakta zorlanıyoruz, yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.